Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, İslam dininde iki tane bayram vardır. Birinci bayram Ramazan bayramı, diğeri de idrak edeceğimiz Kurban bayramıdır. Kurban bayramı Zilhicce'nin 10. günündedir. Allah-u Teala Celle Celaluhu Zilhicce'nin 10 gününe şu ayet-i kerime ile işaret etmiştir. وَالْفَجْرِ وَلَيَّالٍ عَشْرٍ وَلَيَّالٍ عَشْرٍ 10 gece, yani Zilhicce'nin 10 gecesi. Aziz müminler, bu 10 gecede yapılan ibadet, diğer zamanlarda yapılan ibadetlerden kat kat daha fazladır. Bayram, Arapçada id denilir ona. İd mana el-avdu, dönüş demektir. Yani bütün insanlar o günlerde Rabbinin ibadetine dönüyorlar. O yüzden ona id demişler. Yani insanların Rablerinin ibadetine döndükleri gün demektir. Tabi bu günlerde yapılan ibadetler ne kadar makbul ve ne kadar faziletliyse, yapılan günahlar da o kadar büyük, o kadar azabı çetindir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram günlerinde yapılan bir günahı şöyle anlatır. Ma'asiyetu yevmil id ke ma'asiyeti yevmil va'id. Bayram gününde yapılan bir günah, Allah muhafaza, mahşer gününde Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda yapılan bir günah gibidir. O kadar azabı büyük ve çetindir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Enne iblise yelinu fi kulli abd, fi kulli idin. Her bayram iblis feyeştemi'u ileyle ebesile, yani çevresindeki yardımcıları bayram günü iblisin etrafına toplanırlar. Ve ona sorarlar, ey seyyidimiz, seni kızdıran nedir? Niçin bugün bu kadar öfkelisin? Ve şöyle cevap verir her bayram. Allah-u Teala kad gaffere li ümmeti Muhammedin fi hadel yevm. Allah bugün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı affetti. Fe aleykum, sizin üzerinize yapmanız gereken en teşteğiluhum bil lezzati ve şehevat. Onları lezzet ve dünya şehvetleriyle ne yapın? Meşgul edin, ibadet etmekten onları alıkoyun. O yüzden dolayı bu bayram günlerinde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor ibadetimize, taatimize ve kendimizi haramlardan muhafaza etmemiz lazım. Bayramlarımızı haramlarla, günahlarla o bayramı azap gününe çevirmememiz gerekiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Men kâme leyletil îdeyni. Her iki bayram gecesi kim ibadetle geçirirse, muhtesiben lillah ve mükafatını da Allah'tan beklerse, lem yemut kalbuhu yevme yemutul kulub. Kalplerin öleceği günde onun kalbi ölmez. Onun kalbi diri kalır. Aziz kardeşlerim, ibadetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor bayram günlerinde özellikle. Ve Kurban Bayramı'nda en önemli unsurlardan bir tanesi de teşrik tekbirleridir. Yani farz namazlardan sonra Arefe günü sabah namazından 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil 23 vakitte getireceğimiz tekbirlerdir. Bunlar Hanefi mezhebinde vacip, Şafii mezhebinde sünnet-i müekkededir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hiçbir zaman terk etmediği sünnetlerindendir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur teşrik tekbirleri hakkında. Zeyyinu a'yadakum bi'tekbiri. Tekbirlerle bayramlarınızı süsleyiniz buyurmaktadır. Ve başka bir hadis-i şerifte men kâle subhanallahi ve bihamdihi yevmel îdi 300 merratin. Kim bayram gününde 300 defa subhanallahi ve bihamdihi derse, ehdâhe li emvâtil müslimîne, Allah-u Teala Müslümanların tüm geçmişlerine dâhale fi kulli kabrin elf nur. Her bir kabre 1000 tane nur Allah-u Teala hibe eder, hediye eder, verir. Kim ki 300 defa subhanallah ve bihamdihi derse bayram gününde, Allah-u Teala bütün Müslümanların geçmişlerinin kabirlerine
ölülerinin kabirlerine 1000 tane nur, rahmet nuru yağdırır üzerine. Aziz kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Allah-u Teala 4 tane güne önem vermiştir. Ennallahu Teala ihtara minel eyyami erba'a. Allah-u Teala günlerden 4 günü seçmiş. Ve mine şuhuri erba'a, aylardan 4 ayı seçmiş. Ve mine nisai erba'a, ve kadınlardan 4 kadını seçmiş. Ve erba'atun yesbikune ilel cenne. 4 tanesi var. Önce cennete girerler. Ve erba'atun iştakat ilihimul cenne. 4 kişi de vardır. Cennet onları çok ister. Ona dahil olmalarını ister. O 4 gün hangi günlerdir? Birincisi cuma günü. Allah-u Teala Celle Celaluhu o günde bir saat belirlemiştir. O saatte yapılan duaları kabul eder. İkinci gün Arefe günü. İşte içinde bulunduğumuz Arefe günü. Peygamber aleyhissalatü vesselam Arafat dağında bulunan Arafat ahalisine melekleri gönderir ve onlara rahmet yağdırır. Üçüncüsü de Kurban Bayramı günüdür. O günde قَرُبَ الْعَبْدُ قُرْبَانَهُ Kul kurbanını Allah'a yakınlık olarak getirdiğinde, kestiğinde فَاَوَّلُ قَطْرَةٍ قَطَرَةٍ مِنَ الْقُرُبَانِ Kurbanda ilk akan kan damlası تَكُونُ كَفَّارَةُ لِكُلِّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ الْعَبْدُ Kulun yaptığı bütün günahlarına kefaret olur. Dördüncü gün fıtır günü, yani Ramazan bayramı günüdür. 4 tane de ay vardır. Onlar da birinci ay Recep ayıdır. Allah-u Teala mukaddes kılmış. Zilkade ayıdır. İçinde bulunduğumuz Zilhicce ayıdır. Ve Muharrem ayıdır. Bu aylar Allah-u Teala bu ayları mukaddes, mübarek etmiştir. Bu aylarda yapılan ibadetlerin sevabı da kat kattır. O 4 tane bayan da kimlerdir? Meryem bint-i İmran, Hatice bint-i Huvaylid. Meryem İmran'ın kızı. Huvaylid'in kızı Hatice, Hatice-i Kubra, annemiz Hazreti Hatice ve Asiye binti Muzahim, İmratu Firavun, Firavun'un eşi Asiye binti Muzahim. O da seçilen 4 kadından bir tanesi ve bir tanesi de Fatime binti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nebi aleyhissalatu vesselamın kızı Fatime'dir. Seyyidetun Nisa'l Cennet, cennet kadınlarının hanımefendisidir. Ve cennete girecek olan ilk kişiler kimlerdir? Onlar Seyyiduna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhissalatü vesselam'dır. Onlar Sabikul Arab, Arapların öncüsüdür Nebi aleyhissalatü vesselam. Selman-ı Sabikul Furs, Farisilerin öncüsü de Selman-ı Farisi'dir. Ve Suheyb-ı Sabikul Rum, Rumların öncüsü de Suheyb'tir. Ve Bilal-ı Sabikul Habeşe, Habeşilerin önderi de Bilal-ı Habeş'tir. Bunlar önce cennete girerler, sonra diğerleri. Ve 4 kişi vardır cennet, onu çok ister. Cennet onları ister. Cennet onların kendisine gelmelerini ister. Kimdir onlar? O 4 tane büyük şahsiyet ki cennet onları istiyor. Onlar kimdir? Ali ibn Abi Talib, Hazreti Ali, Selman el-Farisi, Selman el-Farisi, Amr bin Yasir, Miqdad bin Esved. Bunlar cennet onları istiyor. Onları arzuluyor. Onlar cenneti arzulamıyor. Onlar cenneti arzulamıyor. Cenneti istemiyor. Cennet onları istiyor.